Moskova'ya gitti Selahattin Demirtaş mesela. Ve nereden bakarsanız bakın Selahattin Demirtaş'ın Moskova'ya gitmesi, orada o görüşmeden önce Lavrov'un yaptığı açıklamalar, diyor ki işte Suriye ve Irak'ta Kürtler yani terörizme, IŞİD'e ve de her türlü aşırıcılığa karşı savaşan Kürt güçleri aktif şekilde desteklemeye hazırız. Bunun bu kontekste bunun bir açıklaması var. Ben o konuda bir yazı yazdım. Bunun bir açıklaması var onun. Bir savaş söz konusuysa, IŞİD bir terör devleti kurduysa, onlara karşı savaşanlar sadece silahla desteklenir, mühimmatla desteklenir. Manevi destekle olmaz bu iş. Kastedilen de bu. Ve Moskova şu an Türkiye'nin soğuk savaş içinde olduğu bir ülkenin başkenti. Ve oradan her gün Türkiye'yi yönetenlerin aleyhine çeşitli açıklamalar yapılıyor. Türkiye'yi çevrelemek amacıyla çeşitli adımlar atılıyor. Kafkaslar'da mesela ilginç şeyler oluyor bu bakımdan dikkate almak gereken. Ermenistan-Rusya değil, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'dan artık bu bir savaş halidir şeklinde yapılan açıklamalar. Bütün bunlar aslında bu cephesel soğuk savaşın tezahürleri, büyük bir cephe var burada. Bu burada HDP nasıl hareket ediyor bakıyoruz. HDP burada dış destek arayışına, yani üzerindeki baskı arttıkça HDP'nin Rusya'dan gelebilecek bir siyasi ve manevi desteğe, bu yüzeyde HDP olarak konuşuyor. Yüzeydeki yani oradan gelecek siyasi manevi desteğe açık hale geliyor. Bunun altında da bence PKK'da Rusya'dan gelecek bir maddi desteğe açık hale geliyor. Bu burada bir çakışma var. Bu çakışma bize HDP'nin artık bu şekilde eleştirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Türkiye'yi kastederek konuşuyorum. Bir Türkiye Partisi olarak bu şartlarda reel politika açısından konuşuyorum. Devam edemeyeceğini gösteriyor. Çünkü zaten Türkiye'de bu yeni savaşın geldiği son derece dramatik, trajik noktada Türkiye'de maalesef üstüne düşeni yapmıyor. Yani oradaki çok ağır trajedide empati kuramıyor Kürtlerle. Yani orada Kürtlere yaşatılan acılar karşısında bir empati noksanlığı var. Bu da HDP'yi bir Türkiye Partisi olmamaya itiyor zaten. Yani baktığınız zaman vicdan sahibi insanların sivil halka bu kadar cefa çektirilmesine hayır demesi lazım. Yani bu çünkü o zaman hakikaten cumhuriyet olma vasfımızı da kaybediyoruz bir noktada. Şimdi HDP'nin %80-90 oy aldığı yerlerde artık zulümden başka bir ifade, başka bir tanım, başka bir kavram da yani açıklanamayacak bir durum var. Sivil halkı kastediyorum ben. Sivil halkın yaşadığı zulüm. Bu böyle olmak zorunda değildi. Yani bu bakın bu burada hendekler, işte bunlar, bütün bunlar hep hendekler yüzündendir denildiği zaman, bu söylemin arkasında eğer geniş bir toplum kesimi durur gibi algılanırsa o taraftan, o zaman da zaten HDP Kürt Partisi, yani Türkiye Partisi olamaz, Kürt Partisi olur. HDP'nin içindeki Türk solundan gelenler de marjinalleşirler. Yani bugün yaşanan bu, ama bu HDP'nin yani bir tercihi değil. HDP tercih seçenekler arasında yani iradi bir tercih yapmadı. Buna adeta zorlandı. Karşı konulmaz kuvvetlerin etkisiyle itildi buna.